Merhabalar arkadaşlar. Evet, hem 9. sınıf hem 11. sınıf hem YTYT veya AYT sınavları için biliyorsunuz gerekli olan bir konuyla tanışacaksınız. Dinamik konusuyla tanışıyoruz arkadaşlar. Bunun konu anlatımını birlikte yapacağız arkadaşlar. Evet, konumuza başlarsak arkadaşlar. Evet, dinamik nedir? Dikkat edin. Hareketi nedenleriyle inceleyen fizik dalıdır. Tabii bir soru geliyor akla. Hareketin nedeni ne olabilir diye bir soru gelirse de arkadaşlar tabii ki kimdir? Kuvvettir arkadaşlar. Yani hedefimiz nedir? Daha önce biz hareketi biliyorduk. Hareketin diğer bir ismi de hatırlarsanız arkadaşlar kinematiktir. Bu sefer de hareketin nedenleriyle incelenen bir dal. Dolayısıyla bunun ismi de dinamik olmuştur. Ve ilk yasamız, bunu da açıklayan şahsa değer büyük insan kimdir arkadaşlar? Newton'un yasaları biliyorsunuz. Ve Newton'un birinci yasası. Neydi ismi arkadaşlar? Eylemsizlik prensibi. İsmine göre de şu. Bir cisme etki eden kuvvetlerin vektörel toplamı F net eşittir sıfır ise cisim dengelidir. Diğer bir ismi de eylemsizdir. Aslında eylemsizlik demek de sizin de anlayacağınız dilden şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Ne yapıyorsan onu devam ettirme isteğidir. Yani şunun gibi duruyorsa durmaya devam edecek. Bu çok rahat kafamızda kalan bir şey. Mesela bir masanın üzerindeki bir cisme bir kuvvet uygulamadığınız sürece orada kalmaya devam edecek. Eğer hareket ediyorsa işte bakın arkadaşlar bu kelimeyi kaçırmamak zorundayız. Sabit hızla devam eder. Bakın bir cismin dengede olduğunda zaten nasıl söyleyebilirler? Ya dengede olduğunu açık açık söylerler. İkinci bir şifre de arkadaşlar bu. Sabit hızla gittiğini söylemektir. Buraya özellikle çok çok dikkate alın arkadaşlar. Evet, birinci yasa da neymiş? F net sıfırsa cisim dengelidir, eylemsizdir. İkinci yasa neydi ismi? Temel yasa arkadaşlar. Eğer bir cismi etki eden kuvvetlerin toplamı sıfırdan farklı ise cisim dikkat edin. İvmeli hareket yapar arkadaşlar. Yani kuvvet varsa ivme var arkadaşlar. Söylenen yasa bu. He, ivme ne demekti? Bir önceki videolarda da karşılaştık. Hareket konusunda hızlan ya da yavaşla demektir arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Kuvvet varsa ivme de var. Bu ne demek arkadaşlar? Bakın kuvvet yoksa ivme de yok. Bakın bu birinci yasa burası aslında. Şu tam köşe sıfır olan yer birinci yasa. Ondan sonrasında kuvvet varsa ivme de var. Ve nasıl orantıya göre? Doğru orantı. E bakın eğim alfa, hala alfa bu açı. O zaman bu ne demek? Eğim sabit. Yani eğim nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Karşı kenarı komşu kenara böleceksin. E bu tarafın uzunluğu neye karşı geliyor? F net'e. Şuranın uzunluğu neye karşı geliyor? A'ya. F net bölü A'nın değeri bir sabit. Bir hesaplanıyor. O neye karşı geliyor? Hep cismin kütlesi geliyor. Ve o zaman meşhur yasa. F net eşittir ma. İkinci temel ikinci yasası. Bu da bizim temel yasamız arkadaşlar. F net eşittir ma. Ve birim analizi yaparsak arkadaşlar. Kütlenin birimi neydi? Mutlaka kilogram olacak. İvmenin birimi metre bölü saniye kare olacak. Dolayısıyla da Newton biriminde arkadaşlar bakın biz bu şekilde elde ediyoruz. Kilogram, metre ve saniye kareden yararlanarak. Geliyoruz ki Newton'un 3. yasası. Eğer bir kuvvet bir yüzeye etki ederse yüzeyde o etkiye dikkat edin çok önemli bir kelime eşit ve zıt tepki uygular. Ve tepki kuvvetinde neyle gösteriyoruz? N vektörü ile gösteririz arkadaşlar. Örneğin bir tane cisim, M kütleli bir cisim masanın üzerine duruyor. Şu anda yüzeye bir kuvvet uyguluyor mu? Evet. Ağırlığını uyguluyor. Nasıl gösteriliyordu bu da? Mg ile gösteriyorduk hatırlıyorsanız. O zaman yüzeye gelen etki Mg ise yüzeyin göstereceği tepki kuvveti zıt yönlüsüdür. Ne işte? Eşiti ve zıtı olacak demiştik. Ve değeri de neye eşittir arkadaşlar? Yine Mg'ye eşittir. Okey. Devam ediyorum. İkinci sistemde bakın. M kütleli cisim duruyorken bir de yukarıdan F kuvveti iletilmiş. O zaman yere gelen etki ne oldu arkadaşlar? Etkinin değeri hem Mg hem de F gelmiş. O zaman yüzeye gelen etki buyken yüzeyin göstereceği tepki kuvveti nedir? Zıt yönlü bir şekilde F artı Mg olmuştur. Üçüncüye geliyorum arkadaşlar. Bakın bir cisim duvara da yan olarak duruyor. Ağırlığı dikkat ederseniz nereye doğru? Aşağı doğru. İyi de bu duvara gelmiyor dikkat edin. Peki duvara ne geliyor? Dikkat edin etki olarak F kuvveti geliyor. Bunu da nerede öğrenmiştik? Katılarda öğrenmiştik basıncında. Neydi? Katılar kuvveti aynı doğrultuda ve aynı değerde iletir. O zaman duvara gelen şey F ise etki. O zaman yüzeyin göstereceği tepki bu yöndedir ve değeri de nedir? F'tir arkadaşlar. Yani her zaman ağırlık olmadığında kafayı yazmak zorundayız. Yüzeye gelene dikkat edeceksiniz. Şimdi bunu niye çok kullanıyoruz arkadaşlar? Sürtünme kuvveti için kullanıyoruz. Bakın arkadaşlar, sürtünme kuvvetine geçersek Fs vektörüyle gösterir. Fs ile gösterilir. Nedir? Bir, hareketi engelleyicidir, değil mi? Hareket ettirici değildir arkadaşlar. Durup dururken kimseye hareket ettirmiyor bakın. Ve hareket yönü ne olacaktır? Terstir. Eğer bir cisim bu yönde hareket ediyorsa M kütleli cisim ne yapacağız? Sürtünme bunu engellemeye çalışacaktır.
İşte nasıl hesaplanıyor? Cevap da çok basittir. Sürtünme kuvvetin değeri K çarpı N'dir. K ise neye karşı geliyor arkadaşlar? Sürtünme katsayısıdır. Yani çaktırmadan neye karşı geliyor? Zeminin cinsi anlamına gelir. Bunu da nereden hatırlayabilirsiniz? Muhtemelen ortaokulda arkadaşlar hatırlarsanız çakıl yüzeyde, kum yüzeyde, şöyle yüzeyde, böyle yüzeylerde cisimleri çektirerek antrenman yaptırılıyordu size sorularda. İşte amaç orada size K sürtünme katsayısını anlatmaktı. K sürtünme katsayısı büyükse o zaman sürtünme kuvvet de büyüktür. Ve bu arada ne arkadaşlar bakın. Etki ve tepki yasasındaki N'den bahsediyoruz. Yani yüzeye hangi etki geliyor ise yüzeyde o tepkiyi gösteriyordu. Yani sürtünen yüzeye gelen etki sayesinde sürtünme oluşmuştur. Buna çok dikkat edin. Evet, basit antrenmanlarla başlıyorum. Gittikçe düzeyi yukarılara doğru taşıyacağız arkadaşlar. Şekildeki sistemde cismin ivmesi nedir? Bakın, kuralımız ne arkadaşlar? F net eşittir ma. Bakın bu konuda zaten çok fazla formül de kullanmıyoruz. Önemli olan soruyu birazcık anlamaya çalışmamız. Şimdi önemli olan şu. Bu net kuvvet nedir arkadaşlar? Bunu kafayı yazın. Harekete neden olan kuvveti çözmek zorundasınız. Bakın harekete neden olan. Şimdi bu cismi kim hareket ettiriyor? Bakın bunun ağırlığı var. Biliyorsunuz neydi? M çarpı G. G'de 10 olduğunu hatırlatırsak 40 Newton'luk bir değer. İyi de bunun altında zemin olduğu için bu maalesef harekete neden olmuyor. Kim hareket ettirdi bunu? Tabii ki 12 Newton'luk kuvvet. Kaç kiloyu? 4 kütleyi. A ivmesi ise A'nın değeri ne oldu? 12 bölü 4'ten 3 metre bölü saniye kare diye başlıyoruz. Evet, bir başka örnek. Şekildeki sistemde cisimlerin ortak ivmeleri kaçtır? Bakın bu sefer ne yapıyorsunuz? Bunların ağırlıkları ne oluyor? İşe yaramıyor. Niye? Altlarında zemin var. Bunlara etki var. Tepki de bunları dengeliyor. Kim hareket ettirdi sistemi? 24. O zaman kuralımızı hatırlatıyorum. F net eşittir M çarpı A'ya göre. Sistemi harekete geçiren kuvvet 24. Kaç kilogram? Beraber iple bağlı oldukları için 6 kilogramı A alacağı için A ivmesinin cevabı da 4 metre bölü saniye karedir. Eğer buradaki ivme kavramı ile ilgili sorun yaşıyorsanız arkadaşlar hareketle ilgili çekmiş olduğum videolardan 4 numaralı videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet, yine benzeyen bir sistem. Şekildeki sistemde cisimlerin ortak ivmesi nedir? Bakın yine ağırlıklar ne oluyor? Sistem yüzey tarafından dengeleniyor. Sürtünme de yok. Neydi kural? F net eşittir ma. Sistemi kim harekete geçirdi arkadaşlar? 24. Kimi? 4, 3 ve 1 yani topla gelsin. 8 kilograma A ise A ivmesinin cevabı ne oldu arkadaşlar? 3 metre bölü saniye kare. Bakın çok çizmeye çalışıyoruz. İpli çiziyoruz. Şudur budur. Bu iş gayet kolay işliyor. Şimdi yavaş yavaş İşin içine sürtünmeyi de katmaya başladım. Şekildeki sistemde cismin ivmesi nedir? Bakın bu sefer sürtünme var arkadaşlar. Eğer bir sistemde sürtünme varsa hemen önce sürtünmeyi hesaplayalım. Neydi? K çarpı N. K sürtünme katsayısı verilmiş 0,5 çarpı bu cismin düzleme uygulamış olduğu kuvvet ne ki sürtünme oluşabilsin? Bakın G'yi de 10 vermiştin. Neydi? Kütlesiyle G'yi çarpacağız. Yani 4 çarpı 10'dan bunun yüzeye uyguladığı kuvvet kaç? 40. O zaman etki 40 olduğuna göre buraya da 40'ı yazıyorum. Sürtünme kuvvetin cevabı ne oldu arkadaşlar? 20 Newton oldu. Ve siz böyle 30 Newton'la çekmeye kalktığınıza göre sürtünme kuvveti size böyle engellemeye çalışacak. 20 Newton'la. Fakat başarılı olamayacak. Neden? 30-20'yi yendiğine göre neydi kuralımız? F net eşittir M çarpı A. 30 çekiyorsunuz. 20'si sürtünme giderse nasıl buluyoruz? 30 eksi 20. Kaç kilograma? 4 kilograma A ivmesi verirse 10 eşittir 4 çarpı A oldu. A ivmesinin cevabı 10 bölü 4. Diğer biraz daha sadeleştirdik. 5 bölü 2 metre bölü saniye karedir arkadaşlar. Evet, bir hamle daha yapalım dedik. Şekildeki sistemde cismin ivmesi ne olacaktır? Bakın yine sürtünme var. Ne dedim ben size arkadaşlar? Önce sürtünme. Sürtünme nedir? K çarpı N. Başladım. Sürtünme katsayısı 0,25 çarpı yüzeye gelen. Bakın 5 kilogram kütleli cismin neyi var? Aşağı doğru bir mg'si var. M5, G'de 10 olduğuna göre hemen 50 Newton var mı? Bu arada yukarıdan da dikkat edin bastıran kaç var? 10. O zaman aşağıya gelen kuvvet ne olmuş oluyor burası? Hem 50 geliyor hem de 10 da yukarıdan geldiğine göre o zaman ben buraya 60 yazabilir miyim? O zaman sürtünme kuvvetin değeri ne oldu? 0,25 çarpı 60'tan 15 Newton olmuş mudur? Ve siz 40 Newton'la böyle çektiğinize göre ne yapacak? Sürtünme kuvveti sizi engellemeye çalışacak. Ne kadarla? Sürtünmenin de yerini bulmuştuk arkadaşlar. 15 Newton idi. O zaman hemen nedir? İvmesiz hayat, boş hayat arkadaşlar bu konuda. F net eşittir ma yazarsak. 40 çekiyorsunuz. 15'i sürtünme giderse net kuvvet 40 eksi 15. Kaç kilograma? 5 kilograma A'dır. Yani 25 eşittir. 5 çarpı A ise A ivmesinin cevabı arkadaşlar 5 metre bölü saniye kare olacaktır.
Evet. Bu sefer de kuvveti ters yönlü uyguladık arkadaşlar. Şekildeki sistemde cismin ivmesidir. Bakın yine sürtünme var. Neydi kuralımız? Hemen sürtünme hesaplıyoruz. K çarpı ne? Bakın arkadaşlar her soruda bunu yazarsanız bu formüller de kafanıza yazılır. Fizikte formül öğrenmeyi bilmek önemli değil. Nerede kullanacağını da bilmek önemli. Kullandıkça da yazın lütfen. K nedir? 0,4. Peki yüzeye gelen neydi bunun ağırlığı arkadaşlar? M çarpı G yani 4 çarpı 10'dan yere gelen kuvvet 40 mı? Bakın yere 40 geliyor. 10'la da bunu kaldırmaya çalışıyoruz. Kaldıramıyoruz ama yere olan etkisini ne yapar? Azaltır. O zaman nedir? 40 eksi 10 kaldı mı yere? Hadi bakalım. 0,4 çarpı 30'dan sürtünme kuvvetimizin cevabı kaç oldu? 12 Newton'muş. Bakın hemen engellemeye çalışan 32'yi bir sürtünme kuvvetimiz var. Ne kadarmış? 12. Artık hazırız ivmeye. Neydi kuralımız? F net eşittir ma. Bakın bu disiplinde soru çözerseniz de artık şekiller değişecek. Başla. Net kuvvet 32 çekiyor, 12'si sürtünmeye gitti. 32 eksi 12 kaç kilograma? 4 kilograma A. Ne yaptı? 20 eşittir. 4 çarpı A ise A ivmesinin cevabı arkadaşlar 5 metre bölü saniye kare olacaktı. Evet. Dinamiğin arkadaşlar temel ivme kavramı, kuvvet kullanma ile ilgili ilk temel videosunu çektik arkadaşlar sizlerle birlikte. Bir sonraki videoda biraz daha üst düzey sorularla tanışacaksınız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin hepinize.